can bedenden ayrılacak tütmez baca yanmaz ocak selam olsun kucak kucak dostlar beni hatırlasın gün ikindi akşam olur gör ki başa neler gelir veysel gider adı kalır dostlar beni hatırlasın evet efendim bu bölümdeki sanatçımız bizden içimizden biri olan aşık veysel evet kısa bir arada bugün aşık veysel konuğumuz <laughs> Veysel deyince tabii onunla tanışamamış bir dost olarak başka dostlar geliyor aklıma. Mesela Yunus Emre geliyor, Pir Sultan Abdal geliyor, Ruhi Su geliyor, Musa Eroğlu geliyor. Onlar da birbirini hatırlatan çok şey var gerçekten. Kalpten kalbe bir yol vardır görünmez değişindeki gibi. Neşet Ertaş, Barış Manço, niceleri geliyor aklıma. Cem Karaca. Doğru. Selda Sel, Bağcan, Fikret, Fikret Kızılok. Fikret Kızılok mesela Aşık Veysel'in öğrencisi. Daha doğrusu Aşık Veysel, Fikret Kızılok'un ustası. Saz öğretmeni. Saz öğretmeni. Aşık Veysel öldüğünde Aşık Veysel'in verdiği sazı Fikret Kızılok kırıyor ve mezarlığın başında bırakıyor. Bir daha da çalmıyor sazı. Böyle bir bağ var aralarında. Derin bir bağ. Evet. Bu saydığın halk ozanları, müzik insanlar artık nasıl hitap edersen hepsi de birbirinden çok farklı müzik türleri yapıyorlar. Folk müzik, psikodelik, rock, pop, Hepsi öyle ve hepsi ruha dokunuyor. Hepsi bir yerden bir yere götürüyor seni. İnsanlar hepsine ayrı saygı ve sevgi besliyor. Aşık Veysel gibi. Peki Aşık Veysel kaç yılında doğdu? Tam tarih bilinmiyor. 1894 yılında doğmuş fakat mevsimlerden yola çıkarak Eylül sonu Ekim başı gibi bir tarihte doğduğu söyleniyor. Ve tabi bu uzun ince yola nasıl çıkıyor? Şöyle annesi koyun sağmaya gidiyor. Dönerken de yolda Aşık Veysel'i doğuruyor. Kendisi doğuruyor. Kordonunu kendi kesiyor. Ve böyle yola çıkıyor Aşık Veysel. Böyle doğuyor. Aslında o yolun kenarında gömülmek istiyor. Hayatı boyunca bunu söylüyor ve şu anda mezarı da o doğduğu yolun kenarında. kenarında. Yani girdiği kapıdan çıkıyor. Aslında ne kadar tuhaf. Gidiyorum gündüz gece türküsün de iki kapılı bir handan bahseder. Daha sonra 9 yaşında Aşık Veysel'in hayatına yeni bir dost giriyor. Bu sazı. Bab evet, babasının hediye ettiği sazı ve hayatı değişiyor tabii ki. Tam 70 yıl o dostuyla beraber hayatına devam ediyor. O zamanlar öyle radyo televizyon bunlar yaygın değil. Müzik yapmak, müzik dinlemek istiyorsan daha doğrusu müzik yapmak zorundasın. O da öyle yapıyor ama tabii bir hoca lazım, değil mi? Mutlaka evet. hocalar lazım, bir yerden öğrenmek lazım. <laughs> Peki Aşık Veysel'in ilk ustası kim? İlk ustası babası Ahmet'miş. Çok fazla değiş ve türkü bildiği için bunların hepsini oğluna ezberletmiş, öğretmiş. Bir de tabii Molla Hüseyin var. Molla Hüseyin de bağlamanın tellerinin takılması, onarılması, bağlamayı tanımasıyla alakalı hocalık yapıyor diyelim ona. Ardından da çam Çamşıhlı ihtiyar Ali var ki asıl ilk bağlama ustası o diyebiliriz çalmayla alakalı tabii ki. <laughs> Aşık Veysel'in sazıyla bu kadar güçlü bir bağ kurmasının sebeplerinden biri de Emlek yöresini büyümüş olması. Emlek yöresi de aşıkların sık sık gelip gittiği bir bölge. Buraya aynı zamanda ozanlar yatağı da deniliyormuş. Buraya nice aşıklar gelip saz çalıp türkü söylüyormuş. Aşık Veysel de onlardan işin inceliğini kapmış. Yani aslında bulunduğu büyüdüğü çevrede, yetiştiği çevrede ona yardımcı olmuş. Bir şansı olmuş ama tabii Aşık Veysel o kadar da şanslı dil veya dertli bir hayatı var. Sebebi de aslında çiçek hastalığı. Çiçek hastalığı yüzünden gözlerini, üç kardeşini, hatta daha sonrasında eşini. ailesinden, başkalarını, eşini de kaybediyor. Böyle bir acısı var. Hatta gözlerini kaybettiği için çok istediği halde askere, askere gidemiyor. gidemiyor, orduya yazılamıyor. En büyük isteklerinden biriymiş bu. Aynen öyle. Çünkü o dönem Birinci Dünya Savaşı var, Kurtuluş Savaşı var. Bunlara katılamıyor ve bütün arkadaşları gidiyor, orduya gidiyor, savaşa gidiyor. O gidemiyor. O içinde eee Ukte olarak kalıyor. Peki Derya'cığım Aşık Veysel kaç kez evleniyor? Şöyle ki önce şunu anlatmam gerekiyor. E, bu kadar acıdan sonra o köyünü terk ediyor. Gidip arkadaşı İbrahim'le köy köy gezerek türküler söyleyip bir süre böyle para kazanıyor. Nasıl yani? Baya. Yani her yerde, her köyde. Her köyde gezerek, türküler söyleyerek. Sokak müzisyenleri. Sokak gibi. müziği yapıyorlar. Daha sonra köyüne dönerek ikinci evliliğini yapıyor. Tam tamına altı çocuğu oluyor. On torun. Peki torunlar, aile derken Aşık Veysel bir daha ne zaman köyünden çıkıyor? 1931 yılında. Edebiyatçı Ahmet Kutsi Tecer, Saz Şairleri Festivali düzenliyor ve Aşık Veysel buna katılıyor. E tabi orada dikkat çekiyor herhalde. Evet oldukça dikkat çekiyor. Hatta orada Ahmet Kutsi Tecer'e o güne özel olan harcırağını vermek istiyor. Fakat Aşık Veysel siz de bu kadar emek verdiniz, bizi dinlediniz diyerek bunu kabul etmiyor. O günden beri büyük bir dostluk başlıyor aralarında. İlk fotoğrafını da 39 yaşında o gece o festivalde çektiriyor ve ayağında da kendi diktiriyor çarıklar var. Şimdi doğmuş çocuğun fotoğrafı var. Doğmamışın da var. Instagram. Hı <laughs> Şimdi Ahmet Kutsi Tecer dedim ama Aşk Veysel'in hayatının bu kadar önemi olan Ahmet Kutsi Tecer kimdir? Kutsi Bey sanırım ülkede o zaman çok ünlü bir yazar değil mi? Edebiyatçı. Evet. Hı. Ahmet Kutsi Tecer Aşk Veysel'in şiirleri konusunda çok yardımcı oluyor. Onu destekliyor, yüreklendiriyor. Onun deyimiyle hem dilinin hem ayağının bağını çözüyor. Demek ki Kutsi Bey'in verdiği cesaretle Aşk Veysel de kendi şarkılarını, kendi bestelerini, kendi müziğini ortaya koyuyor. Onu cesaretlendirdiği için de bence hayatında çok önemli bir yeri var Kutsi Bey'in. Bu konuda cesaretlendirmek önemli sanırım bir insan değil mi? Bu işe başladığında aslında her şeyi kendi içinde tutuyorsun. Bazen utanıyorsun, bazen güvenmiyorsun, istemiyorsun, o kadar yürekli olmuyorsun demek ki. Kutsi Bey bu figür. Aşık Veysel'in hayatında. İyi ki akıl hocalarımız var. Aşık Veysel'in ilk şiiri nedir? Aşık Veysel'in ilk şiirinin hikayesi ilginç, bayağı ilginç aslında. 1933 yılında yani Cumhuriyetin 10. yılında Aşık Veysel'den bir 10. yıl destanı yazmasını istiyorlar. Aşık Veysel de çok güzel bir 10. yıl destanı yazıyor ve bu çok beğeniliyor. Hatta o kadar çok beğeniliyor ki bunun Gazi Paşa'ya ulaşması lazım deniyor. Aha. Aşık Veysel de diyor ki ben götürürüm. Ben elimden, kendi elimden, kendi dilimden götürmek isterim diyor. Ve arkadaşı İbrahim'le yola çıkıyorlar. Mola verdikleri köylerde yine saz çalıp para kazanmaya devam ediyorlar çünkü hiç paraları yok. Tam 3 ay karkış demeden o yolu gidiyorlar. Aynen öyle. Ankara'ya geldiklerinde en büyük istekleri, arzuları Atatürk'ü görmek, ona şiirini okumak tabii Aşık Veysel'in kafasındaki bu. Fakat İran Şahı'nın gezisi sebebiyle Ankara biraz karışık. O yüzden maalesef, görüşemiyorlar. Görüşemiyorlar. Madem öyle şiirimizi bir gazeteye verelim diyorlar ve Hakimiyet'in Milliye Gazetesi'nin yolunu tutuyorlar. Ve şiirleri o gün gazetede yayınlanıyor ve onun ardından 3 gün içinde Ankara'da bu şiir çok popüler oluyor. Aşık Veysel de keza öyle Peki Türkiye Aşık Veysel'in sesiyle müziğiyle ne zaman tanışıyor? İlk 1933 senesinde İstanbul Radyosu'nda sesini duyuyoruz. Hatta orada İstanbul Radyosu'nun müdürü Aşık Veysel tembihliyor. Bana bak iyi söyle seni bütün dünya dinleyecek diye. O da bağıra çağıra söylüyor türküyü. Ondan sonra yine Müdür. radyonun müdürü geliyor ve ne diyor? Yahu ne bağırıyorsun böyle söylesen duyuyoruz zaten diyor. Ondan sonra normal çok güzel bir şekilde Aşık Veysel türkülerini söylüyor. Tabi Atatürk de o yayın dinliyor ve... E, Bulun onu... bu adamı getirin bana diyor. Aynen bir an evvel getirilmesini emrediyor fakat radyonun kapısında bir dinleyici dayanıyor ve dinleyici aşk veysel'i bırakmıyor evine götürüyor. Sabaha kadar çalıp söylüyorlar tabii. E bu arada da Polis bütün gece Aşık Veysel'i arıyor ama bulamıyor. Yani Dolmabahçe'ye götüremiyor. Ertesi gün Aşık Veysel bunu duyuyor radyoya geldiğinde. Ve yine karşılaşamıyorlar. Evet Dolmabahçe'ye gidiyor ama bu sefer yaverler izin vermiyorlar o görüşmeye. Müsait olmadığını söylüyorlar ve Atatürk'le yine görüşemiyor. Zaten Atatürk de birkaç sene sonra vefat, vefat ediyor. ediyor. Ve onun üzerine de Aşık Veysel bir Atatürk ağıtı yazıyor. Çok içinde kalıyor Atatürk'le karşılaşamaması, Hayatım tanışamaması. Hayatındaki ikinci noktası da Atatürk'le tanışamamak. Aynen öyle. <laughs> Peki Aşık Veysel hiç çırak yetiştirmiş mi? Aşık Veysel evet bir sürü öğrencisi olmuş. Özellikle 40'lı yıllar Aşık Veysel için çok güzel geçmiş. Çok verimli geçmiş diyelim daha doğrusu. E, 7 farklı köy enstitüsünde kendisi gibi yoksul çocuklara saz öğretmiş, saz dersi vermiş. Bu 40'lı yıllar içinde ve en iyi eserlerini de bu dönemde öğretmiş. Bu yıllarda bir de yeni bir yoldaşı var. Kendisi gibi adaşı Veysel. Onun da sesi Aşk Veysel'e çok benziyor. Evet, namı değer Küçük Veysel. Küçük Veysel 20 yıl boyunca Veysel'in gören gözleri olmuş. O dönemde aynı zamanda tabii Aşk Veysel e, edebiyat dünyasına da giriyor. Bir sürü dostu oluyor o çevreden. Bir gün Ahmet Hamdi Tanpınar ona demiş ki senin mektup şiirin üstüne şiir yazılmaz. Ben artık şiiri bırakıyorum. Sen hepimizin pabucunu dama attın demiş. Orhan Veli, e, Sabahattin Öyboğlu, e, Bedri Rahmi. Bayağı bir dost ediniyor o çevreden. Bu da herhalde sanatını besleyen e faktörlerden biri. Tabii ki biri. besliyor. Sanatçılar aslında böyle ortamlarda bir araya geldikçe birbirlerini tetiklerler. Peki Derya'cığım Aşık Veysel'in şiir kitabı var mıydı? Şöyle ki şiirleri şair arkadaşlarının ayak olmasıyla ilk kez Ülkü Dergisi'ne çıkıyor. Daha sonra da Değişler adlı şiir kitabında derleniyor. Peki saz çalarak ilk plak kaydını yapan kişinin Aşık Veysel olduğunu biliyor musunuz? Beni hor görme yani bu kadar ya. Estağfurullah canım öyle bir şey. Beni hor görme kardeşim, beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Ya. Peki sen şunu biliyor musun? Aşık Veysel'in gazeteci arkadaşları demiş ki: "Ya Veysel aramızda bir para toplayalım. Senin gözlerini ameliyat ettirelim ister misin?" demiş. Ne demiş? Ne dese beğenirsin? Ne demiş hakikaten bilmiyorum. Gerçek şair olmazdım çiçek gözüm almasaydı. Gözüm açık olsaydı aşık da olamazdım. Ben kafamda bir yuva kurmuşum. Gözlerim açık olursa o yuvayı dağıtırım. Tekrar bir yuva kurmama imkan yok demiş. Gazeteciler gidince de hemen oracıkta Küçük Dünyam şiirini yazmış. Bir küçük dünyam var içimde benim. Minetim, zinetim bana kafidir. Bravo ta kendisi. Zaten bir süre sonra şehir hayatından sıkılıp tekrar köyüne dönüyor. Aslında ondan sonra da uzun süre köyünde yaşıyor. Aslında hayatını genellikle köyünde geçiriyor. Köyünü çok seviyor. <laughs> Peki Derya'cığım sana bir soru soracağım. Tamam. Aşık Veysel kendi şarkılarının popüler yorumlarıyla, farklı yorumlarıyla ilgili ne düşünüyordu? Şöyle ki kendisine sormuşlar senin türkülerini pop, caz, rock şeklinde yorumluyorlar ne düşünüyorsun diye. O da esprili bir şekilde Nasrettin Hoca'dan bir fıkra anlatarak cevap vermiş. eyvah umarım kimse alınmaz. Anlatıyorum. Anlat. Şöyle ki Nasrettin Hoca kırkından sonra saz çalmaya heveslenmiş. Sazı almış eline. Fakat bir tarafını sürekli sabit tutuyormuş. Karısı dayanamamış, Demiş ki yahu hoca sen bunu sopa tutar gibi tutuyorsun. Halbuki saz çalanlar elini oynatır demiş. Nasrettin hoca ne dese beğenirsin. Ne demiş? Ya hatun onlar benim durduğum yeri arıyor demiş. Peki ustanın son konseri ne zaman? Bunu biliyor musun? 1970 yılında Hacı Bektaş Veli şenliklerinde son konserini veriyor. Hatta Kara Toprak türküsünü seslendirirken fenalaştığı için yarıda kesmek zorunda kalıyor. Doktorlar kalbini dinlemek istediğinde benim kalbimde gizli şeyler var onu sonra duyarsınız diyerek reddediyor. Ondan sonra köyüne dönüyor ve malum dostlarıyla en yakın arkadaşı sazıyla vedalaşıyor. Hatta son şiirini sazına yazıyor. Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı. Ben babamı, sen ustanı unutma. E sonra bir zaman sonra da o çok sevdiği kara toprakla buluşuyor. Hayata veda ediyor ama değişleri, sözleri, eserleri toprağın üzerinde bizim ruhumuza dokunarak yaşamaya devam ediyor. Aşık Veysel'i işledik. Acaba bizde neler bıraktı Aşık Veysel? Yani birçok şey bıraktı. Birçok bilgi öğrendik hayatıyla alakalı. Çiçek hastalığının onun hayatındaki o büyük rolü, yansımaları, gözlerinin çiçek hastalığı sebebiyle görmemesi, bunun müziğe, kendi iç dünyasına etkileri. Bütün bunları görmüş olduk. Ee, ve aslında bir insan için, belki bir ruh için en önemlisinin gönül gözünün açık olmasının ne kadar önemli olduğunu görmüş. Onu kaybetmemek için gözlerini açtırmayı reddediyor zaten. O zaman Derya'cığım, kısa bir aranın bugünlükte sonu sonuna geldik. Aşık Veysel ile beraberdik. Kalpten beraberdik, gönülden beraberdik. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.